Günaydın tatlım. Kahvaltı mı hazırlıyorsun? Ay ne maceraydı ama değil mi? Nasıl girdi Faruk cart diye içeri? Ama vallahi bana dua et. Bendeki bu hassas kulaklar olmasaydı, o arabanın sesini duymasaydım... ...şimdi eniştem ikimizi de böyle tavana asıp sallandırmıştı. Ama yumurta kırdın ha. Misafirimiz mi var kahvaltıya? Bilmiyorum artık Arzucuğum. Sen daha iyi bilirsin misafirimiz var mı yok mu? Eğer yumurta yapıyorsan benimki az pişmiş olsun. Pis yani. Ben sana hayatının fırsatını sundum. Senin şu yaptığına bak. Hala fırsat diyor. Anlamıyor musun? Burası küçük bir yer. Ben evli barklı bir kadınım. Daha lisedeyken adı Hızlı Ercüment'e çıkmış birinin benim evimde ne işi var? Üstelik de ben sana özellikle aman şu çocukla konuşma diye tembih etmişken. Oysa ben bütün bunları sırf sana yardım olsun diye yaparken sen de beni... Bak daha yeni söz verdin. Tamam. Oysa ben bütün bunları sırf sana yardım olsun diye yaptım. Hani sen nasıl lisedeyken benim hakkımda ileri geri konuşan adamlara hadlerini bildiriyordun ya. Ben de sırf o yüzden yaptım. Sana yardım olsun diye. Arzu niye anlamıyorsun? Benim umurumda değil. Ama benim umurumda. Artık o da senin problemin. Doğru. Haklısın. Ya seni bu işe hiç karıştırmamalıydım. Verdiğin mesajı çok net aldım abla. Nihayet. Alo, Ercü. Ha merhaba, ben Arzu. Ya dün seni böyle apar topar kovar gibi olduk. Ben çok üzüldüm. Kendimi sana affettirmek istiyorum. Akşama işin var mı? Tamam. 8'de Hoppa Bar'da. Arzu ne yapıyorsun sen? Senin benden yapmamı istediğin şeyi. Senin intikamını seni bu işin içine hiç karıştırmadan alacağım. O Ercü denen zibidiyi ağıma düşüreceğim. Ondan sonra kendimi aşık edeceğim. Ve ondan sonra böyle lök diye sap gibi ortada bırakacağım. Anlasın bakalım sana çektirdiği acıların nasıl bir şey olduğunu. Öyle... Canım ablacığım benim. Aklınla bin yaşa. Vallahi 40 yıl düşünsen böyle sinsice bir intikam planı hayatta aklıma gelmezdi. Uy, uy.